Değerli izleyiciler merhaba ben Deniz Kudret yıldır Yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Her pazar günü olduğu gibi sizlere bazı varlıklarla alakalı beklentilerimi aktarıyor olacağım. Ama onun öncesinde şöyle genel bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Malum önümüzdeki hafta itibariyle Mayıs ayında tamamlayacağız. Yani 31 Mayıs pazartesi gününden sonra artık yeni bir aya da geçmiş olacağız ki Haziran ayı gerçekten Piyasalar içinde önemli olacaktır. Ve baktığımız zaman da özellikle Mayıs ayı altın, gümüş gibi varlıkların yukarı yönlü eğilimler oluşturduğunu izlemekteyiz. Bunu korelasyon tablomuzdan da çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Keza dolardaki değer kaybı etkin bir şekilde görünümünü sürdürüyor ki devam edebilme potansiyeli var. Borsa indekslerinde DAX 30 ve Benchmark dediğimiz yani referans aldığımız S&P 500'de belirli dalgalanmalar var. E, gümüşte belli geri çekimler var. Altına göre e, bu hissedilir şekilde. Ama e, burada altın gerçekten dikkat çekiyor. ABD 10 yıllık tahvil fiyatı ve faiz oranında da tabi ki belirli dalgalanmalar var. E, burada da işin içinde direkt enflasyon giriyor. Tabii burada şuna dikkat etmek lazım. Amerika'da aşılanma süreci çok İyi gidiyor e, ve aşılanma süreci iyi gittiği için de özellikle işin ekonomik göstergeler bölümünde çok net yansıdıklarını görebilmekteyiz. İstihdam piyasasında da ilerlemeler söz konusu enflasyonun arttığını görebiliyoruz. E, bu sebepleri de ister istemez gözler ABD Merkez Bankası FED'de oluyor. Ama FED ne diyor? Enflasyondaki yukarı yönlü hareketler evet e, görüyoruz. Ama bunu bir risk olarak şu an için adlandırmıyoruz. Çünkü istihdam piyasası henüz istenilen boyutta değil. E bu sebeple de varlık kalın programını azaltmak ya da durdurmak gibi bir düşüncemiz şu an için gündemde değil. E zaten faiz artışını konuşmuyoruz bile. Çünkü faiz artışı 2023 sonrasında ekonomik projeksiyonlarda gözüküyor. Şu an için piyasalar özellikle enflasyondaki yukarı yönlü hareketler sonrasında Fed'i bir şekilde sıkıştırmaya çalışıyor. Ama Fed henüz bunu bir risk olarak görmüyor. Bu sebeple de dolarda bir değer kaybı izleniyor. Bu enflasyondaki ya da göstergelerdeki iyileşmeye rağmen ilaveten de ABD 10 yıllık tahvil faiz oranı kabatasak baz aldığımız %1.78'in üzerinde bir hareket izlemiyoruz ki %1.78 ile %1.43 arasındaki hareket alanına devam etmektedir. Yani bu sebeple de özellikle hem mayıs ayının kalan dönemlerini hem de Haziran ayı gündeminde bu gelişmeleri de ayrıca takip ediyor olacağız ki Haziran ayı özellikle ekonomik projeksiyonların da yer almış olduğu yani FOMC beyanatı, ekonomik projeksiyonların da yer almış olduğu önemli bir ay ki onun öncesinde de Amerika'dan istihdam verilerini de görüyor olacağız yani gerçekten önemli bir ay olacaktır dolar endeksi ile başlayalım dolar endeksi tarafından negatif bir beklentimiz vardı hatırlarsınız bu düşüncemizde bir değişim yok grafiğe baktığımızda hem Trend'in üst bölgesi hem de baz aldığımız hareketli ortalamalar yani kabatasak 90 87 ile 91 35 bölgesi önemli bu bölge geçirmediği müddetçe hala endeks tarafında aşağı yönlü bir eğilim söz konusu. Bu da negatif taraftaki beklentiyi destekliyor. Aşağı tarafta 8960 ve 8890 seviyelerine kadar bir geri çekilme ihtimali söz konusu. 8890 seviyesi uzun vadeli konjektürde de dikkat edilmesi gereken önemli bir bölge. Baktığımız zaman 8960 bölgesine bir dip yapmış gözüküyor ama hala negatif trendde olduğunu göz ardı etmemek lazım. Özellikle bu bölgeler geçirmediği müddetçe endeks tarafında hala kısa vadeli görüntü negatif. 88-90'ın önemli olduğunu, uzun vadeli dikkat edilmesi gerektiğini aktarırken aylık grafiklerde 88-90 seviyesinin ne kadar önemli olduğunu Fibonacci bölgesinden görebiliriz. Bakın 2014, 2017 zirveleri ve dip noktalarını birleştirdiğimizde elde ettiğimiz bölge ki 2018 şubat'ta buralardan dönüş kaydetmişti. Bu sebeple de 88-90 civarına ayrıca bakıyor olacağız. Endeks tarafında negatif bir algı devam ediyor. Endekse negatif algı devam ederse Eurodoların yükselmesi gerekiyor ki bunu da fiyatlamadan görebiliyoruz. Euro dolar paritesini evet çok sert yükselişler yok. Yani bunu da çok net bir şekilde gerek ABD'nin gerekse Euro bölgesinin faizlerinden de görebiliriz yani bu kadar faiz oranlarının arasındaki makasın bu kadar açık olmaması ister istemez euro dolar arasındaki o fiyatlama reaksiyonuna sakin kalmasına imkan tanıyor ki bu hem Almanya'nın hem de ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin grafiklerini birlikte bakarsanız buradaki aradaki makası da çok net bir şekilde göreceksiniz ama Euro dolar paritesinde yükseliş eğilimi devam ediyor. 1.20'lerden artık uzaklaşıldı ister istemez. Burada da yukarı yönlü beklentiler güçlenmiş oluyor. Baktığımız zaman da en azından 1.1990 yani 1.20 seviyesi üzerinde algı pozitif. İlk etapta 1.22 60'a dikkat edeceğiz. 1.22.60'ı aşarsak o zaman yükselme eğilimi hızlanır ki bu yılın zirvesi 1.2350'lerde de aşılabilme ihtimali bu noktada ön planda yer alabilir. 1.22.60'ı takip ediyor olacağız. Aşağıda da ilk etapta 1.21.30 Kırılması durumunda 1.20'lere yaklaşabilir ama ana görüntünün hala 1.20'nin üzerinde pozitif olduğunu unutmayalım göstergelerde de 50 referans bölgesinin üzerindeyiz. Bu sebeptir hala algı pozitif. Ne zaman 1.1990'ın altında günlük kapanış yapar o zaman algı değişir diyebiliriz ama şu an için hala algı pozitif taraftayız. Yani 1.22.60 aşabilirse ki aşma ihtimali var. 1.23.50 ile geçerek bir sonraki Fibonacci bölgesi 1.24.30'lara yaklaşmak, ulaşmak isteyebilir. Ki özellikle burada e, şunu da izah etmem gerekiyor. Büyük resme baktığımızda dikkat edersiniz 1.16'dan dönüş daha doğrusu 1.16'nın üzerine kalış 1.20'nin üzerinde fiyatlama reaksiyonları ki bu son Mayıs ayı mumunu da görebiliyoruz. Bu ne demek? 1.28'lere doğru yani 1.27.80 1.28.50 bölgesine doğru bir hareket alanı oluşabilme ihtimalini kuvvetlendiriyor, yorulurlar görüntüsünde diyebiliriz. Bu sebeple de dolar endeksinin fiyatına da ayrıca bakacağız. Hele ki 88.90'ın altına sarkarsa dolar endeksi yorulurlar yükselişlerini daha da hızlı görebiliriz. Buna da bu açıdan bakmakta fayda var. Dolar Türk Lirası'na geldiğimizde aslında belli bir sıkışma var ki bunu büyük, büyük resimde söylemiştik bir sıkışma olabileceğini. Ancak burada bir tehlikeyi de paylaşmak istiyorum. Neden bir tehlike? Çünkü düşüşler sınırlı kalıyor ve düşüşler istekli olamıyor. ABD doları uluslararası alana da değer kaybına devam ederken Türk lirası gelişmekte olan ülke para birimleri içerisinde istenilen performansı oluşturamıyor. Yani hem kendi iş dinamikleriyle alakalı problemler hem de global taraftaki değişkenlikler aslında bizim ekonomik görüntümüzü bozuyor. Bunu enflasyonla zaten çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Bu sebeple de Türk lirası güçlenemiyor Amerikan doları karşısında. Burada düşüşleri sınırlı bırakıyor. Ve baktığımız zaman da özellikle bu sıkışma yukarı yönlü yeni bir rallinin oluşabilme ihtimalini de kuvvetlendiriyor. Buna da bu açıdan bakmakta fayda var. Yani tehlike arz ediyor dememdeki husus burada düşüşler yeterli gelmediği için buradaki e, işlemciler karı yönlü yeni bir reaksiyon verebilir. Tabi bunun da fitil ateşleyecek bir çakma ya da kibrite ihtiyaç var. Yani bu ne demek? Haber akışına ihtiyaç vardır diyebiliriz. Baktığımız zaman 7.96.8.0.5 bölgesi ana destek. Burada 823 830 bölgesi ara destek olarak e, grafimizde grafiğimizde net bir şekilde gözükmektedir. Yukarı yönlü hareketlerini 851 hatta 858 tarihi zirvesine taşıyabilir ama şunu e, söyleyebiliriz ki eğer 851 aşılırsa en azından üzerinde kalıcı bir reaksiyon izlenirse 858'den ziyade 877'lere doğru bir yeni hareket oluşabilme ihtimalleri teknik açıdan ihtimal dahilinde. Ha ne zaman 8'e düşer derseniz 8.23, 8.30 bölgesini kırabilirse o zaman böyle bir ihtimal var. Ama grafik bize böyle bir ihtimalin zayıf olduğunu söylüyor. Tabi aylık kapanışlarda da neye dikkat edeceğiz? 8.58, 8.72 bölgesine. Eğer 8.72'nin üzerinde aylık kapanış yaparsa bu tehlike çanlarının çalmaya başladığını söylememize imkan tanır ki o zaman düşünmek istemediğimiz rakamlar uzun vadeli konjöktürde Beklenti alanımıza girer. Peki 858'in altında aylık kapanış yaparsa yani tıpkı Nisan ayındaki gibi o zaman bir miktar daha sıkışma eğilimi izleyebiliriz. Bu sebeple aylık kapanışa ayrıca odaklanıyor olacağız. Son olarak da 10 altına gelelim. 10 altında aslında bizim haftalardır paylaştığımızın dışında çok fazla değişen bir şey var mı? Yok. Mevcut beklentilerimiz doğrultusunda hareket alanı etkisini sürdürüyor. Bu arada geçen hafta altınla alakalı detaylı bir video paylaşımı GCM Yatırım'ın YouTube kanalında paylaştım. Hani bazen gerek yeni takipçilerim ya da benim kanalımı ya da Twitter adresimi takip edenler bazen bunu atlayabiliyor. Yani GCM Yatırım'ın YouTube kanalında da, da, da video paylaşımlarım oluyor. E bu sebeple de özellikle beni takip edenler e, YouTube, e, GCM Yatırım'ın YouTube kanalını da hatta Twitter adresini de takip etmeli ki orada çalışmalarımı da görebilir. Bazen hocam altın videosu yok mu? İşte e, Viop tarafında videonuz yok mu? gibi sorular geliyor. Yeni takipçilerim geçmiş e, paylaşımlarımı görmeye olabilir. Bu sebeple de eğer hem beni hem de GCM Yatırım'ın adresini takip ederseniz e, benim videolarımdan bu şekilde yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda Hani benim dışımda departmanımız içerisinde yer alan kıymetli arkadaşlarımızın da çalışmalarını oradan da görebilirsiniz. Bu sebeple de GCM Yatırım'ın Twitter adresini buradan takip etmenizi öneririm. Şimdi Oğuz altın tarafına baktığımızda önce 1760'ı geçememişti. Daha sonra geçti burayı dip yaptı. Sonra 1800'ü geçememişti. Bir sıkışma eğilim oluşturmuştu hatırlarsınız. 1800'e geçti. Oraya da destek destek yaptı. Sonra 1850'ye gelmişti. Buraya ilk etapta geçemedi. Ancak daha sonra geçti. 1850'yi de destek yaptı. E şimdi sıra 1900'de. 1900'ü önce geç, e, baskı görecek ki son hareketler bunu gösterdi. Daha sonra buraya geçmesi bekleniliyor. Ve 1900'ü de destek yapması bekleniliyor. Grafiksel anlamda göstergelerde bizim ons altın tarafında 1965 seviyesine kadar bir hareket alanı oluşabilme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Burada ara direnç bölgesi 1900, 1900 aşması ve burada kalıcılık oluşturması bu düşünceyi destekleyecektir. Ana destek bölgemizde 1800-1825 bölgesi bu bölgenin üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş eğilimi devam ediyor. Yani ons altın dinamiklerinde Nisan ayında ve Mayıs ayında ilgili yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Etmeyi de sürdürecektir. Haziran ayında da bu ihtimalin gündemimizde yer aldığını, yukarı yönlü reaksiyonlarına devam edebilme ihtimalinin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi 1900 eşik noktası buraya da aşarsa 1965 bölgesine doğru bir hareketlenme ihtimali kuvvetli. Aylık kapanışında biz Nisan ayını ne zaman kapattık? 1760'ın üzerinde aylık kapanış yaptığımız için mayıs ayına pozitif başladık nitekim bunu sizlere aktarmıştım. 31 mayıs tarihinde de aylık kapanışı e, dikkate alacağız. Hani orada da 1835'in üzerinde hareketler devam ediyor. E, bir şey soru, bir sorun olmazsa zaten e, devamını sürdürecektir. Yukarı yönlü reaksiyonlar etkisini sürdürüyor. Baktığımız zaman envelope göstergesi bakın 1995 ya da 2000 2000 dolar seviyesine doğru uzun vadeli konjöktürde önü açık göstergeler de burada hareket alanını desteklemektedir. Yani bu sebeple de ons altında Henüz e, hareket bitmedi. Yani bazen e, ben görüyorum grafiksel anlamda da sosyal medyada ya da tvlerde de görebiliyorum. Hani onsaltın artık doygunluğa ulaştı bir düşüş eğilimi oluşturabilir şeklinde. Ben tam tersini düşünüyorum. E, daha yeni başladı ve hareketlenmelerini de sürdürecektir. Ha, algının bozulabilmesi için FED tarafından özellikle enflasyondaki artışa atıfta bulunarak bir risk barındırdığını ve buna göre de varlık alım programı hakkında artık konuşmaya başlayacağız şeklinde bir hani ipucu vermesi lazım ki o zaman biz burada farklı senaryoları izleyebilelim. Geçmiş dönemde hatırlarsanız enflasyon beklentisi söz konusuydu. Şimdi enflasyon artışı söz konusu. Aradaki farkı kaçırmamakta fayda fayda var. Dolardaki değer kaybı, ABD 10 yıllık tahvil faiz oranındaki yukarı yönlü hareketlerin istekli olmaması ister istemez altını bir miktarda yükseliş eğilimini destekliyor ve son haftalarda da işte Bazel 3 kriterleriyle alakalı e, bilgilendirmeler söz konusu Haziran ayı için geçerli olacağına yönelik hem e, Türkiye tarafında hem global tarafta yani Almanya'dır, Avrupa'dır, İngiltere'dir gibi e, bu sebepleri bunun da ister istemez altın dinamikleri için pozitif yönlü olabilme görüntüleri ön plandır ki videoda zaten detayına değinmiştim. E, gece mi yatırımdaki videoya bakabilirsiniz orada ayrıntılar var çünkü. E, bu sebeple de Haziran ayındaki FED Kararlarında da çok ekstrem değişiklik olmazsa biz altını saatini Haziran ayında da yani ikinci çeyreğin son bölümünde de iyi bir performans izleyeceğiz. Şu an için görüntü bu şekildedir diyebiliriz. Genel çerçevede benim sizlere bu varlıklarla alakalı aktarabileceğim bunlardan ibarettir. Başarılı bir teyit haftası diliyorum.